CHP'nin kafası ilginç bir kafa. Şimdi Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde de bu Evet. CHP'nin kafasını yazmış. Mesela aday hala açıklanmadı. Yıpranmasını istemiyorlar adayın kim olduğunu, ama Serkan diyor ki CHP'nin diyor Cumhurbaşkanı diyor şart koşmuş. Parti lideri olmasın. Kendisini de bağlıyor tabii haliyle. Evet. Çünkü CHP'den istifa etmeden aday olamaz. Peki aday oldu, seçilemedi. O zaman gitti vekillik diyor. Büyük risk diyor. Cami avlusu değil, CHP burası. İstifa ettiğin an dımdızlak ortada kalırsın diyor. %60 alırız laflarına Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bakmayın diyor. Yani Kemal Bey hesap uzmanıdır. Bilir diyor ne yapacağını. Finalinde şunu söylüyor Serkan. Peki ne yapsın Kemal Bey diyor. Ya yapılacak şey şu. Aday olmasın. Ve gösterdiği aday kazanamasın. Evet, tek çıkarıyor. Bu olsa gelik diyor. Kaybederek kazanma oyunu CHP'nin genlerine de uyumlu demiş Serkan Fıçıcı. Baykal'ı indirenler Kemal Bey sana ayrılan sürenin sonuna geldik derlerse aman aman foto finiş olur. Diriliş Ertuğrul'a karşı didiniş Kemal ne maceralı bir seyrediş olur diyor. Akşam gazetesindeki yazısıyla Serkan Fıçıcı. CHP'nin genleri bunun Serkan'ım, bu üzerine arada tekrar kuruluyor. tekrar hoş geldin Tabii diyelim. tabii söyleyelim. Bizim gazetede Yani başladı. senin Bizim gazete için köşedaşın oldu. köşedaşım oldu. Bizim gazete için şey bunun da, fakat bu işte çok iyi bilen Dünkü meslekten yazısı. birisi. Onu da hatırlatmış Dünkü olalım. yazısını hatırlatalım tekrar. Tekrar hoş geldin Serkan Fıçıcı. İki konumuz, 2 dakikamız vardı. 2 dakika mı kaldı? Ne? O kadar çabuk mu? Çok kısa bitti. Hay Evet, Allah, bir ne buçuk kadar kalmış güzel hatta. program. Ben biraz Bir. geçti, anlayamadım. Seyirci değil Allah kendim. rahmet eylesin Hasan Celal Aa, Güzel'e. tabii ya, hakikaten ya. Yani Bak onu nasıl atladık Özal onu. döneminin O Afrin Başbakanlık meselesi. Müsteşarı, Ya Milli ya. Eğitim Bakanı, Devlet Bakanı, ondan sonra kıymetli bir isimdi. Çok çok Uzun çok. süredir de hastaydı zaten biliyoruz. En Yani son böbrek ismi gibi yetmezliğiyle güzel, uğraşıyordu. hakikaten güzel Vefat insan etti. derler ya, hakikaten doğru. Lafı Allah neyse, rahmet Allah'tan eylesin. rahmet diliyorsun. Ben de bir cümle söyleyeyim. En son bir telefon konuşması yapmıştık 15 Temmuz'dan hemen sonra. Yani bunu yazılarla ilgili işte bir şey bizden istirham etmişti. Ondan sonra o babacanlık vardı ya, o çok tatlı bir ses tonu da vardır onun Evet, böyle. evet, evet. Allah hani rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Yakınlara da baş sağlığı diliyoruz. Allah Bugün sabrı camı ihsan etsin. Çok iyi bir amin, insandı. amin. Bugün 3 ayların başlangıcı aynı zamanda. Evet. Üç aylarını Burada da tebrik evet. ediyoruz İslam aleminin. Son filan haberi 1 dakikalık bir süre. Senin akrabanla ilgili Hikmetçiğim. Böyle akrabaların olduğunu Akraba. bilmiyordum. Murat Ha Genç diye bir şu, isim ay, var. evet şu mesele. Genç İnşaat Yönetim Amcaoğlu, Kurulu amcaoğlu. Başkanı Hüseyin Genç'in oğluymuş Murat Genç. Neler bağışımız. 2 dakikada bir yazısını okusana. İnanılmaz bir Onda şey. birini oku. Süremiz doldu mu? Çok hızlı okuyacağım. Boşanıyor eşinden, 6,5 milyon dolar tazminat veriyor. Eşi ve oğluna 10 yılda 10 milyon pound ödemeyi kabul ediyor. Anlaşmalı boşanma. Eş ve oğluna ayda 130 bin lira nafaka vermeyi kabul ediyor. İstanbul, Ankara ve Ayvalık'ta evler veriyor. Dikmen'de 35 gayrimenkul veriyor. Jet ve yatıda üzerine yapıyor. Ondan sonra bütün masraflarıyla beraber, şeylerle Bunun beraber. soyadı Genç yani. Ben Söyle. Senin tanımıyorum. akraban mı acaba diye Lan bana sordum. bir Onu tane anlayayım ucundan dedim. bir şey verseydi bari. Akrabamız değil tabii ya. Soyadı Genç ama, değil mi? Genç, genç. Bu arada Nihat Genç'e de selamlar. O da gençti. Teşekkür ederiz.